Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına ata ismini veren genç çift günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik atayı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde epilepsi ve kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali hastalığı teşhis edildi. Şu anda iki buçuk yaşında yaşını dolduran küçük ata evinde haftada iki seans olmak üzere fizik tedavi alıyordu. Fakat pandemi sürecinde ara verilmek zorunda kaldı. İki aydır yeniden fizik tedavi almaya başlayan ata el parmaklarını kilitlemeye başlarken el ve ayaklarındaki gevşeme göze görülmeye başladı. Ailenin en büyük mutluluğu ise atanın başını düz şekilde tutabilmesi ve doktorunun yardımıyla kısa süreli de olsa ayağa kalkabilmesi oldu. Anne Ceylan Özdemir ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti, sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlunun gelişim sürecinden duyduğu mutluluğu dile getiren anne Ceylan Özdemir, atanın fizik tedaviyle birlikte yavaş yavaş ellerinde açmaya başladığını ifade etti. Maalesef ki hastalığın verdiği etkilerden dolayı birçok uzvunu gerçekleştiremiyordu. Ama zamanla birçok yol kat edebildik. Bunda fizik tedavinin önemli bir rolü var. 7 ay boyunca fizik tedavi alamadık pandemi döneminde. Gerileme oldu maalesef ki. Şimdi yaklaşık bir 5-6 haftadır fizik tedavi almaya başladı ve kaybettiği birçok şeyi yavaş yavaş kazanmaya başlıyor. İşte normalde kafasını hiçbir şekilde tutamıyordu. Öne doğru atıyordu. Ee, bu yaptığı her şey maalesef ki fizik tedavi alamamasından kaynaklanıyordu. Ee, şu anki durumuna bakacak olursak ilerleme kaydedebiliyoruz. Fizik tedavi bu nöbetleri de azaltmaya yardımcı oldu bizde. Unutulması. Tabii ki çok büyük bir şey çünkü e, ata hiçbir şekilde kafasını tutamıyordu. Özellikle şu 7 ay içerisinde elleri kolları dönmeye başlamış hani kafasının da dışında artık vücut e, proporsiyonu bozulmaya başlamıştı. E, en son işte e, gece yatarken ellerini şu şekilde arkaya doğru almıştı Hı. ve biz orada dedik ki artık hani fizik tedavi alması şart. Tabii var ki var. çok Başka büyük bir, bir var mutluluk var. oturmasında bir ilerleme kaydedebiliyoruz. Annesi olarak gözlemlediğim kadarıyla. Rahatlıyor çocuk. Bizim için en önemli şey aslında hani kafa tutması tabii ki yani, vücudun dengeli bir şekilde tutmasının da dışında çocuğun rahatlaması. Çünkü sürekli yatan bir çocuk. Ee, biz elimizden geldiği kadar hareket ettirmeye çalışıyoruz ama şu anda ayaklarında da dönmeler oluyordu. Yavaş yavaş ayakları için de e, fizik tedavi bayağı bir etkili oldu bence. Güzel bir yol kat ediyoruz şu anda. İnşallah Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda da daha güzel gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şey. Yürümesinin, koşmasının dışında rahat bir şekilde nefes alabilmesi. Yani rahat bir şekilde nefes alabilmesi için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabi burada ata da çok güçlü bir çocuk. Yani hiçbir zaman yılmıyor, tükenmiyor. Yani çocukta acayip bir güç var en büyük umudumuz o atanın güçlü olması. Yani atanın tedavilerine cevap verebilmesi. Evet bu tedaviler oluyor ama tedavileri kendisi de cevap veriyor. Derse katılım sağlamaya başladı. Yani ilk baştaki aldığı fizik tedavi ile şu anki fizik tedavi arasında bence dağlar kadar fark var. E, tabii ilerleyen zamanlarda bunun etkilerini daha çok göreceğiz ama şu anki etkilerine bakılacak olursa bizi çok mutlu ediyor diyebilirim. Fizik tedavi uzmanı Oğuz Atılgan ise ata hareketlerimizi rahatlıyor. Fizik tedavi hareketlerini daha iyi reaksiyon veriyor. İlerlemeleri gün be gün veriyoruz dedi. Rahatladı. Şu an daha rahat hareketlere daha rahat reaksiyon veriyor. İlerlemeleri her gün be gün görüyoruz. Başını tutabilmesini çok hızlı kazandı. E, bu çok iyi bir gelişme. Yani başını özellikle başını doğru hatta yani tam orta hatta tutabilmesi beynin e, oksijenlenmesini de çok fazla arttırıyor. Hani bunun için de çok güzel bir gelişme oldu. Dik duruş pozisyonu, hani e, artık yavaş yavaş yat, yata, yatış pozisyondan e, ayakta durma pozisyonuna geçmemiz lazım. E, bunu sağlamak için de bu tarz egzersiz programı yapıyoruz.